Merhaba, Derinlemesine Yara Oyunu video serisinin 9. videosundayım. En son empas konusu yapmıştık. Empasa devam ediyorum. Bundan sonraki iki videoda yine empas üzerine olacak. Geniş bir konu. Onun için biraz uzun tuttuk. Zaten başlığımız da derinlemesine idi. Şimdi daha önceki videoda da empasla ilgili bazı bilgiler vermiştim. Nasıl yapılıyor, işte örnekler, testler, hangi sırayla oynamak gerekiyor görüyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Empas yapmak için çatal onerler olmalı. Yani bitişik olmayan oner. Dam, on, ruva, vale, as, dam ya da as, vale gibi. Şimdi onör kaçırma tekniğini uygularken kural almayı umut ettiğiniz onörün karşısından başlamak. Diyelim Rua'dan başka onörünüz yok ve Rua yerde olsun. O zaman onör kaçırmak için elden yere doğru oynamanız lazım. Empas yapmak için sırt sırta onörlerden büyüğünü oynayın. Dam vale 10 elinizdeyken yerin As 6-3'üne doğru sıralı onurların en büyüğünü olan damı oynayın. Birçok oyuncuda şu alışkanlık vardır. Onur sur onur. Bu da aynı empas gibi en başta bir iş öğrenirken öğrenilen temel tekniklerden bir tanesi. Onur gördüğünde büyük. Fakat başka prensipler de var. İşte ikinci küçük, üçüncü büyük gibi. O da duruma göre değişiyor. Aslında ne zaman onör örtmek lazım, ne zaman örtmemek lazım? Defans oyuncularının iyi bilmesi gereken bir konu. Bununla ilgili videolarım olmuştu daha önce, onör örtmekle ilgili. Şimdi alışkanlıkla büyük onör koyarsa iş biter. Eğer karşılıklı ellerde bakın as 10, küçük küçük, ruva dam 9, küçük küçük. Şimdi burada alışkanlık olması adına en önemli prensiplerden bir tanesi çift onörün olduğu taraftan oynamak. Böylece kötü dağılıma karşı da tedbir almış olursunuz. Şimdi yani ruva damdan birini oynamak ve sağınızda ya da solunuzda kozlar 4-0 ise her iki tarafa da vale için empas yapmanız mümkün. Yani bir oyuncuda vale 4 parçada olsa kalan yani bütün koz, renkteki artık koz diyelim buna, bütün kozlar onda bile olsa çift onörlü taraftan oynadığınızda nerede olursa olsun bu 4 parça empası alabiliyorsunuz. Tabii geçişler çok önemli. Mesela elinizde az dam vale 10 var. Şimdi en az 2 belki 3 kez empas deneyeceksiniz sağınızda ruvayı bulmak için. Ama tabii 2 ya da 3 kez de yere geçmek gerekiyor. Yerde antre bulmanız gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. As ruva sizdeyken dam eksikse 8 parçayla veya daha az kartla empas. Aynı durum as ruva sizde 9 ya da daha fazla kart var, dam yok. O zaman önce as ruva oynanır. 8 ever, 9 never prensibi budur. Şimdi ruva eksikken 10 veya daha az kartla empas yapılır. 11 kartla da as oynanır. Artık 12 kartı söylemiyorum çünkü tek demek o. Şimdi daha önceki videoda olduğu gibi önce hatalı oyunu oynayalım. Şimdi 4 kör oynanıyor. Doğunun kontrolü var. Pik ruvası yani 2 köre kontrol attığı için pikin uzun olmasını bekleriz. 4 parça olmasını bekleriz. Ruva da herhalde oradadır deyip hemen kozları toplayıp pik empası yapmaya kalkarsak ne olur? Onu görelim.
Kozları topluyoruz. Kozla işimiz bitti. Pike girdik. Empas yaptık. Aman ne güzel tuttu dedik. Şef dövesini verdik. Şimdi ne oldu? Aslında trefi sol taraf aldığı için şöyle olacak. Yani burada oyunu bitirmişiz. Devam edebilirdik. Diyelim tekrar pik oynadı. Yerden 9 düğü verdik. Elden çakmak zorundayız. Artık karoyu da elden oynamak zorundayız. Karoyu elden oynamak demek karodan 2 löve vereceğiz demek. Halbuki yerden karo ruvayı kaçırma şansımız vardı. Şimdi bu oyunu beni de biraz yanıltan konu bu kontrat batmıyor. Ama artı bir çıkma şansı var. Onu kaçırıyoruz. İkili turnuvada da son derece önemli olan bir durum. Şimdi yere sadece iki kez geçiş imkanı var. Bunlardan biri de ilk atak, trefas. Bu yüzden atağı alır almaz hemen pik ya da karo empası denemeliyiz. Kozlardan önce. Dikkat edin, trefas ve kör ruvanın dışında yere geçiş imkanı yok. Öyleyse hemen kozdan önce şimdi piki denedik, demin olduğu gibi tuttu. Şimdi kozla, ikinci kozla yere geçeceğiz, yerde kalacağız. Maalesef kör 4 en küçük kağıt. Yani bir antre daha yaratmıyor. Şimdi karoyu kaçırmaya gittik, tuttu. Şimdi karo tutunca bunun anlamı artık elimizde karo 5'li ve tref 6'yı defansa vereceğiz. Artı 1 çıktık. Yani bir önceki gibi oynayan oyuncuları geçmiş olduk. Hemen koza girenlere. Şimdi 4 kör oynanıyor. Ve pik atağını, dam atağını ruva ile aldık. Ne var elimizde? Karo kaybı, bir pik kaybı, kör as kaybı var. Garanti olan bunlar. Şimdi hemen koza girdik. Defans aldı ve pik oynadı. Şimdi kontratı yapabilmek için körden sadece bir el vermeliyiz. Ama kötü bir kör dağılımı varmış. İşimiz zorlaştı. Dışarıda 4-1'miş körler. Bu durumda bir kör daha vereceğiz gözüküyor. Yere geçiş imkanımız yok. Bütün onurlar elde. Elden oynamak zorunda kalınca da şimdi tref oynayınca ama bu sefer de pike vereceğiz. Yani çaktığı için aldı fakat bu sefer de pikten kurtulamadık. Yani hatalı bir oyun oynadık. Şimdi nasıl oynayabilirdik? Kötü dağılıma tedbir alabilmek adına önce çift onörlü taraftan koz onörünü oynardık. Yani elden. Şimdi pik dam atağı yapıldı. Deminki gibi ruva ile aldık. Damla başladık. As çıktı. Şimdilik elleri bilmiyoruz nasıl aldı. Ruva oynadık. Aa, bakın batı uymadı. Batı uymayınca artık doğuya bir empas yapabiliriz. Empas yapınca da kalan körlerin tamamını toplayabiliriz.
Kalan löveleri de toplayabilmiş oluyoruz. Öyle mi oluyor? Yok, öyle olmuyor. O kadar toplayamıyoruz ama elimizde bir karo bir pik kaybı var. Trefte kayıp yok. Körde zaten tek kaldı. Sadece pik ve karo verir. Üç löve vererek kontratı yapmış oluruz. Şimdi yerde çok kuvvetli bir el var. Zaten iki tref açmış. Sonuçta altı pike gelmişiz. Şimdi kozları toplayalım. Tref oynandığında aldıktan sonra. Sonra önce kör, sonra karo empası deneyelim dersek ne olur? Önce kör, sonra karo. Demek ki kozları toplarken elde kalacağız sonuçta. Ya da elde kalamadıysak da. Şimdi üçüncüyü de aldık. Kör oynadık. Bakalım ne olacak? Tutmadı. Köre devam ettiler. Şimdi bir daha ele gelip bu sefer de karo empası denedik. O da tutmadı. İkisi birden tutmadı. Ve tabii kontrat bir de kör verince iki battı. Daha iyi oynanabilir miydi? Evet. Çünkü karoda tek ruva eksik. Halbuki körde ruva, vale, on hepsi eksik. Şimdi kör değil, karo empasıyla başlayacağız. Tabii kozlardan sonra. Evet, kozlar bitti. Şimdi karo ile başladık. Yine tabii empas denedik, tutmadı. Ama sorun değil. Bakın kör oynayamaz. Tref oynadı tabii mecburen. Biz şimdi karoların ruvaya verdikten sonra kalan bütün onörleri 10 as damı tahsil edeceğiz. Kör ası ile yere geçtik. Karo as ve karo damı da elden 2 kör defoz ettik. Bu tipik olarak empaskolik olan bridge arkadaşlarımızın tuzağa düşebileceği bir el. İlla empas yapacağım. Evet de hangisi? Şimdi burada mesela kör empası ile başlarsanız kontrat batıyor. Ama karo empası ile başlarsanız ki doğrusu bu, o zaman kontrat çıkıyor. Şimdiki oyunumuz iki tref açtık ama dört pike razı olduk. Ve defansta tref ruva ile başladı. Şimdi bir kayıplarımıza bakalım. Kozda sorun yok gözüküyor. Kör de sorun yok. Karo da sorun var. Trefte sorun var. Yani treften iki löve. Karodan da iki löve verme ihtimalimiz var. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Karo asını doğuda ise doğuda bulabilirsek kontrat çıkar. Şimdi bunu dikkate almadan oynarsak, yani herhalde hemen kozlara mı gireceğiz? Köre girdik. Tamam, körü boşalttık. Artık körle geçebiliriz ele gözüküyor. Körle çaktık ama yani uzun renkten çakmak ek löve sağlamadığı için pek bir anlamı olmayan bir durum. Yerden halbuki kara oynamalıydık. O fırsatı kaçırdık. Biz hala körlere çakıyoruz. Ama hiçbir ek löve gelmiyor. Esas konu kara oydu. Şimdi bakın karadan da bir löve teslim ediyoruz. Burada kritik konu yere geçiş imkanı sınırlı ve karoyu bir an önce oynamak lazım. Yani karo as eğer doğudaysa o fırsatı yakalamak, istifade etmek lazım. Karo empasını da karo asını da empasa alabilmek için iki kez yere geçmek lazım. İki antre lazım. Bunlar da pik, dam, vale ancak. Yani pik ile yere geçelim. Kozla karoyu oynayalım hemen.
Öyle körlerle falan oyalanmayalım. Oldu. Tekrar yere geçelim. Bir daha kara oynayalım. Şimdi artık koyacak kası. Koydu. Bir yandan da kozları da hem yere geçmiş olduk hem de dışarıdan dört tane koz topladık. Bir tane kaldı. Onu da şimdi alırız. Artık karo dam da alıcı kontrat çıkmış olur. Yeni örneğimizde 4 pik oynuyoruz. Karo ruva ile başlandı ve karo ile devam edecek. Biz de çakıp kozları toplayıp kör vale ile empas denersek ne olur? Körden bir döve kapalım diye. İki tur koz çektik. Şimdi kör valede sıra. Oynadık, tutmadık. Aldık. Dışarıdaki kozu da alalım. Ama elimizde bir değil, iki kör kaybolur. Ondan kurtulamadık. Ve kontrat bir batmış oldu. Halbuki bunu ters yapmalıyız. Yani elden yere doğru, kör valeye doğru oynasak durum farklı olacaktı. Kör damı batıda aramalıydık. Doğuda değil, batıda olursa işimize yarıyor. Bakın nasıl olacaktı. Kara oynadı. Aldık ve kozları oynadık. Şimdi ele geldik. Artık kör oynama zamanı. Yok, özür dilerim, tabii koz var dışarıda. Kozu aldıktan sonra kör oynama zamanı. Kozu da aldık. Kör dam çıktı. Şimdi kör damın çıkması iyi haber. Artık kör vale alıcı. Bundan sonra ne oynarsak bütün löveleri toplayabiliyoruz. Yeni örneğimiz de yine 4 pik oynanıyor. Hemen bir kayıplara bakalım. Bir kör kaybı var. İki tref kaybı var. Zaten baştan da gidecek gibi. Kozdan bir löve dahi vermememiz lazım. İki tref ve bir kör garanti gözüküyor. Bize fırsat tanımadan bunları tahsil edebilirler. İki trefi tahsil etti. Koza girdik hemen ama kozlar kötü dağılmış. Ve yere geçiş imkanı da kalmadı. Tabii çok kötü haber. Defans çakıp körü aslında tahsil edince kontrat batıyor. Şimdi kozu aldık ama bir koz çakası vermiş olduk. Kontrat battı. Bunu nasıl daha iyi oynayabilirdik? Daha tedbirli olarak. Yani çift onör tarafından koza başlamalıydık. Deminki gibi değil. Biz pik ruvayla başlamalıydık. Çaktık. Yine tabii koza gireceğiz ama demin küçükle demiştik. Bakın ruva ile oynadık, onluyu gördük. Bu zaten bir işaret. Yani kozların kötü dağılımı olduğuna bir işaret. Şimdi pik damında son kozu alır. Karolardan da toplayacağımızı toplarız. Son kör asına teslim edeceğiz gözüküyor oyun. Evet. İki karo daha tahsil edip körden vereceğiz. Şimdi biraz daha empasla ilgili bilgi alalım. Çünkü bundan sonraki yapacağımız örnekler çifte empas ve derin empasa yönelik. İki eksik onöre karşı iki kez empas yapmayı düşünüyorsanız buna çifte empas, double finalist deniyor. Mesela örnek şu.
güneyde aslan 10 varken kuzeyde 3 tane küçük var. Çiftte yani 2 kez empasa ihtiyaç var. Öyleyse yerden oynayacağız. Önce onluyu koyacağız. Vale batıdan çıksın ya da çıkmasın. Daha sonra da pik damla empası tekrarlayacağız. Çiftte empas önce küçük kartla yapılır. Burada olduğu gibi önce onluyla. Mesela bu örnekte pik rua batıda olsa ve vale doğuda olsa pik onlu batıyı çıkarmış olacak. Artık ikincisi empas değil. 14 hasili olacak. Şimdi bir diğer örnek as vale 9 güneyde 3 tane küçük kuzeyde. Şimdi derin empas örneği bu. Yerden oynayacağınız kağıda ilk el 9'lu koyuyoruz. Doğuda Rua 10 ya da Dam 10 Doubleton varsa batının da kalan diğer önörü çıkartır. Sonra da aynı empası bu sefer vale ile deneriz. Ve böylece renkten 2 löve almış oluruz. Amacımız 3 imkansız tabii 2 löve alabilmek. Buna deep finance yani derin empas deniyor. En küçüğüyle başlıyoruz. Ellerden birinde o renk yokken diğerinde bitişik önerilerden birini kaçırma yoluna giderseniz bu da çakmalı empas, expas, roughing finance adı veriliyor. Ruh adam 8-2 yerde elinizde de hiç yok. Şimdi kör ruhayı oynadınız. Eğer as doğuda olduğunu tahmin ediyorsanız yerden oynadınız, as koyarsa çakarsınız. Böylece diğer onör alıcı olur. Küçük koyarsa elden başka bir kağıt deposu edersiniz. Yani expas yaparsınız. Şimdi bu teorik olarak anlattıklarımızı oyunda görelim. Bu örnekte 6 pik oynuyoruz. Tref atağını asla aldık. Hemen bir kayıplara bakalım. Elimizde 2 tane kör kaybı var. Hemen kör damla empas denersek ne olur? Kozları topladıktan sonra tabii. Şimdi kör empasını deneyelim. Tutmadı. Tabii hemen tref oynar. Çaktık. Tekrar kör oynadık. Tamam iyi de durum şu. Hem yerde hem elde küçük kör kaldı. Dışarıda vale var. Karoları alıyoruz, kozları alıyoruz ama bir kör vereceğiz. Kontrat batacak. Şimdi nasıl daha iyi oynayabiliriz? Derin empas yaparak. Kördeki iki kaybı bire indirmek lazım. Bu yüzden derin empas deneyeceğiz. Yani dokuzluyla empas yapacağız. Batıda kör ruva ya da vale on varsa bu oyun tarzı işe yarar. Oyunda da görelim nasıl olacağını. Kozları toplayacağız. Deminki gibi. Deminki oyundan farkı kör oynadığımızda dam değil 9 koyacağız. Bakın 9 ruvayı çıkardı. Ruvayı çıkardı. Bunun anlamı artık as dam alıcı oldu. Derin empas işe yaradı. Bu durum ruva batıda olsaydı da vale 10 doğuda da olsa işe yarayacaktı. Yeni örneğimiz şu. 4 kör oynanıyor. Tref hata yapıldı. Şimdi hemen bir kayıplara bakalım. Pikte bir kere tehlikeli. 2 tane pik kaybedebiliriz. Bir tref etti 3. Karoda 2 var. Etti 5. Şimdi pikte kaybımızı azaltmamız lazım. Ve pik ruayı kaçırmaya gidersek ne olur? Tref oynandı. Ardından kozlar. İki turda toplandı kozlar. Şimdi pik oynadık ve ruvayı koyduk.
Bakalım ne olacak. Tuttu. Ne kadar iyi diye sevindik. Ama tabii yanlış. Çünkü Batı'da hem as hem dam var. Yine derin enpas denemeliyiz. Daha küçükle denemeliyiz. Duayı kaçırmak değil, vale. Şimdi defans karodan da bir löve alınca son löveyi aldı, kontrat battı. Şimdi nasıl daha iyi oynayabilirdik? Derin enpas deneyerek. Kontratın çıkması için tek şans pik aslamı batıda bulmak. Aynı oyunu oynuyoruz. Kozlar iki turda toplanıyor. Elden yere doğru küçük pik oynandığında vale konacak. Bir daha şimdi ele gelmemiz lazım. Geldik. Tekrar pik oynadık. Bu sefer tabii ası koydu. Artık ruhumuz alıcı. Tamam, treften vereceğiz. Şimdi karoda iki kayıp vardı. Asla kestiğimiz için hemen yere geçip pik ruhaya bir karo defoz edeceğiz. O iki kaybı bire indireceğiz. Kontrat böylece çıkarılmış olacak. Şimdi 4 pik oynuyoruz. Karo dam atak edildi. Karoda 2 kaybımız var. 4'den de 2 kayıp var. Kırmızı renklerde toplam 4 kayıp var. Kozları toplayıp hemen kör oynarsak ne olur? Tabii amacımız işte o yarın 4. körüne bir karo kaçabilmek ama karo asımız çıktığı için işimiz zor. Halbuki bu oyun ekspas tarzı bir oyun. Trefte. Yani kontratı aldık. Tamam. Kör şeyle kozları aldık. Ama tabii defans hemen karo oynar. İlk atak rengiydi zaten. Körden de 2 löve var. Karodan da 2 etti. 4 löve. Kontrat battı. Şimdi farklı oynasaydık, ekspas tarzı oynasaydık, yani trefte, tek şansımız bu. Doğuda tref ruvayı bulursak bu oyun işe yarayacak. Kozları da yere geçiş için kullanacağız. Karo hata yapıldığında aldık. Ele geldik. Tamam, trefası da oynadık. Şimdi pikle yere geçelim. Tref oynadığımızda ruva geliyor mu? Gelmedi. Öyleyse biz karomuzu kaçalım. Tekrar trep oynayalım. Şimdi koyar artık. Bunu çakalım. Ama dikkat edin. Karodaki iki kayıp bire indi. İki de kör kaybımız var. Yapacak bir şey yok körler. Yani bu oyunda dördüncü körü sağlayayım da karoyu kaçayım. Hayal. Ama ekspasla bu sorun çözülebilir. Yeni örneğimize bakalım. 4 kör oynuyoruz. Yine kayıplara bakarsak 2 pik, 2 karo kaybı var. Bu sefer ikişer kayıplar pik ve karoda. Şimdi ele trefasla gelip yere geçip karo empası denersek. Karo dam ve ruva karşılıklıdır. İşte biri tutar biri tutmaz gibi bir oyun oynarsak ne olur? Onu görelim. Yere geçtik. Empas denedik. Tutmadı. Tabi defans pike devam etti. Pikten bir ende oldu. Şimdi konu karo empasını tekrarlayabilmek ama nasıl olacak? Yere geçiş kağıdımız yok. Antrenörü dikkate almadan oynadık. Ne yaparsak yapalım. Körler. Artık karo kesin vereceğiz. Yani defans yanlışlıkla karo ruvasına kaçmalı ki birbirlerine yardımcı oldukları için
Olmadı. Şimdi doğru oyunu oynayalım. Tamam, kara honörlerinin karşılıklı olma ihtimali %75 ve öyle. Ama biz yine de istifade edemedik bundan. Neden? Çünkü kozlarla oyalandık. Yere geçiş tek çok az geçiş imkanı var. Kör valev ve pik az. Hemen alır almaz kara oynamalıydık. Bakın, hemen hiç vakit kaybetmeden kara oynayacağız. En pas deneyeceğiz, tutmayacak. Sorun değil ama. Artık defans kara oynamaz tabii. Pik oynar. Piklerini tahsil etme yoluna gider. Şimdi daha sonra kör vale ile yere geçince bir daha karo en pası yapacağız. Dışarıda tek koz kaldı. Evet, şimdi o kozu da alalım. Kontrat çıkmış olsun. Şimdi 4 pik oynuyoruz. Kayıplar körde tehlike çok. 3 kör kaybı ve 1 karo kesin kayıp. Şimdi kozları toplayıp kör ruvayı kaçırmaya gidersek nasıl bir durumla karşılaşıyoruz onu görelim. Önce kozlar, sonra kör ruvayı kaçırmaya gidersek. Evet. Koyduk ruvayı. Bakalım ne oluyor. Ama az çıktı. Köre devam edip körden de diyene getirdi. Bir de karomuz var. İşin kötüsü. Onu da kaybedeceğiz ve kaybettik. Şimdi kontrat bir battı. Bu oyun tarzı da yapamıyoruz. Farklı oynamamız gerekiyordu. Derin empas deneyelim. Yani körde. Kör dam ve vale batıdaysa kör onlu asa çıkar. Ruvayla asa gitmeden onluyla çıkarabilirsin. Tabii bu yüksek bir ihtimal değil, düşük bir ihtimal ama yine de bunu denememiz gerekiyor. Yani doğu dam ya da vale ile alırsa, yani şimdi kör oynadığımızda dam ya da vale koyarsa bekleriz. Bir sonrakinde deneriz. Bu sefer ası batıda ararız. Yani doğuda dam ya da vale çıkarsa, onluyu dam ya da vale çıkarsa bu sefer ası batıda aramamız gerekir. Bunu görelim nasıl oynamamız gerektiğini. Kör oynadığımızda onluyu koyduk. Bakın ası çıkardı. Dam valeyi işimize yaradı. Kör ruva artık alıcı. Körden 3 leve kaybetmedik. 2 kör, 1 karo kaybediyoruz. Kontrat bu şekilde çıkıyor. Bu videonun son örneğine geldim. 4 pik oynuyoruz. Doğunun bir tref açışı var. Tabii ortağın rengini atak etmiş. Tref aslı aldık. Devam edecek trefe. Üçüncü tur trefe çakıp kozları toplayacağız. Ve sonra yukarıdan aşağı körleri oynayacağız. Bakalım nasıl oluyor görelim. Ne olurmuş? Şimdi buradaki tarif ettiği gibi üçüncü tur trefe çakalım. Kozları toplamaya başlayalım. Şimdi as ruva kör oynadık. Hiçbir şey olmadı. Yani dam valeden hiçbiri çıkmadı. Kör bir daha oynadığımızda aldık ama elimizde iki tane karo kaybı var. Onları ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Yani pik oynuyoruz. Karo biri valeyi biri damı kaçsın diye ama mümkün değil. Şimdi doğru oyuna bakalım. Doğru oyun derin empas. Yine demin olduğu gibi bu sefer dam ve valeyi batıda aramak.
Bu sadece %25 ihtimal. Dam ve valenin bir arada olması ve hem de batıda olması. Ki bu arada bir trep de doğu açmış, yani daha da düşük ihtimal. Ama başka çare yok. Tek kurtuluş çaremiz bu. Şimdi trefe büyük de çaktık tabii. Üstümüze çakılmasın diye. Kozlara girdik. Dışarıda bir koz kaldı, onu da alıyoruz. Ve şimdi kör oynayacağız. Ama körü onluya doğru. Bakın o vale ya da damı koysaydı büyütecektik. Aynı oyunu bir daha yapacaktık. Şimdi mucizevi bir kontrat çıkarıyoruz. Yani ihtimal olarak son derece düşük. Yani dam valenin bir arada olması %25 dedik ama bir de bunun batıda olması da var. Hem de ortağı bir taraf açmışken. Evet, bu videonun sonuna geldim. Gelecek videoda enpas konusuna devam edeceğiz. Yine değişik örneklerimiz olacak. Yani bu tip oyunları artık sorunsuz ve risk almadan en yüksek olasılığa oynama şansını elde edeceksiniz. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.